Arkadaşlar merhaba. Şimdi Yarbaş Çandır köyünden Hisar Çandır'a geçen bir ara yol var. Oraya iniyorum. Keşiflere devam. Bir bölümü asfalt zannedersem, fakat çok geliş giriş olmayan bir asfalt galiba, çünkü döküldükten sonra halen daha çakılları dağılmamış. Bu da tabii motoru biraz dengede tutmada zorluyor. Bakalım nereden itibaren motorla karşılık isterseniz da bize gireceğiz. Bir yanık kokusu geliyor ama motordan mı dışarıdan mı çözemedim. Bu arada haritadan da kontrol ederek gidiyorum arkadaşlar. Çünkü bir sürü sağa ve veya sola sapaklar var. Onlardan dolayı şaşırmamak için doğru yolu gittim. Doğru yolu mecburen haritadan kontrollü gidiyorum. Sonuçta hiç bilmediğim, daha önce hiç gelmediğim bir yer. Evet, kokunun sebebi belli oldu. Amcalar ateş yakıyor. Yalnız buranın ormanı çok değişik, güzel bir ormanı varmış. Şurada dere akıyor herhalde. Aşağısı dere zannedersem, çünkü ağaç yapısı çok farklı. Çam değil. Böyle yosunlu, her tarafını sarmaşık veya yosun kaplamış ağaçlar görüyorum. Asfalt asfalt aslında, bu asfaltın da topraktan bir farkı yok yani. Lastik havalarını yeterli seviyede yükürdüğüm halde iyi oynuyor motor altında. Sevdiğim bölüme geldik. Toprak. Şöyle bir bakalım. Nereden geçeceğiz? Orası dere. Tamam. Köprü de pek şey değil yani. Hayra alamet değil. Müziği bir kapatayım da. Evet. Yarbaş Çandır köyünden Hisar Çandır'a gelen yol burası. Fakat araçla hiçbir şekilde geçilebilecek bir durumda değil. Bu köprü de Allah'a emanet duruyor. Sanki yıkıldı, yıkılacak gibi. Galiba kışınki selden ötürü bir sıkıntı olmuş. Şöyle karşıya geçeyim. Bismillah. Hop. Hayt. Hop. Evet. Yani gördüğünüz gibi burası, karşıdan bu tarafa geçmek yani böyle arabayla falan olacak bir şey değil. En azından motosikletiniz olması lazım. Motorla rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Hop hop hop. Ah, işte bu ya.
Yarvaşandır köyünden Hisarçandır tarafına geçen yolu bu şekilde size göstermiş oldum. Köprünün hali belli, zaten yol kapanmış, köprü sıkıntılı olduğu için biz de bir kadere 45 geçtik Allah'a şükür.
Çandır köyünden Hisar Çandır köyüne geçen ara dağ yolu rotasını gösterdim size. Burayı görüntüledik. Gerçekten gördüğünüz gibi gerçekten çok keyifli. Bazı yerleri zor. Bazı hatta bir yeri böyle sel almış, taş falan koymuş. Orayı bayağı zor geçtim. Gördüğünüz gibi. Sizlerle yani şu anda konuşamıyoruz. Çok nefes nefese kaldık çünkü. Zor konuşuyorum yani. Diğer rota videolarımda görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekeriniz düz bastın. Beni takip etmeye devam edin.